Tahsin. O adam doktora sen götürürsün dedi. Niye öyle bir şey dedi sence? Yumuşuyor da belli ki. Öyle pat diye alıp götürmek de olmayacak. Yavaş yavaş gireceksin hayatına. Kader de kocası da başka şansları yok. Kabul edecekler senin varlığını. Ben Murat'ın hayatında var olmak değil, annesi olmak istiyorum. İyi geceler gençler, iyi geceler. Gözünüz aydın. Çocuk bulunmuş ha. Ama duyduğuma göre hala köylü kızını ana diyormuş. Ne istiyorsun sen? Ben biliyorum onun istediğini. Tahsin tamam. Ne oldu ya? Kahramanlık yapacaktın da kursağında mı kaldın? Ne oldu? Zeli, hadi sen gir içeri. Zeliha sen gir içeri. Biz aramızda hallederiz bunu. Hadi. Bu arada sana çok büyük bir sürpriz hazırlıyorum. Ağlayacaksın. Ama bu sefer mutluluktan ağlayacaksın. Az kaldı. Çok az kaldı. Planım tıkır tıkır işliyor. Bence sen de hemen git arkasından. Çünkü bunlar son görüşmelerimiz. Bu arada dayın ne kadar yakışıklı çıkmış fotoğrafta ya. Gel bakalım delikanlı. Seni bekliyordum ben de. Bak bir arayanın var burada. Benim mi? Sevgi. Ne işin var senin burada? Kocamı bulmaya geldim Kerim. Evine gelmeyen kocamı arıyorum. Sevgi. Oğlunuzu arıyormuşsunuz siz de. Üzüldüm. Keşke benim de yapabileceğim bir şey olsa. İnsanın sevdiğini kaybetmesi ne demek sayenizde çok iyi anladım Zeliha Hanım. Ortaya çıktınız ve ben nikahlı kocamı, sevdiğim adamı kaybettim. Şu halime bakın. Buraya kadar gelmek, kocamı bulmak için kendimi bu durumlara düşürmek zorundayım. Ben daha önce hiç anne olmadım Zeliha Hanım. İsterdim ama Allah bana öyle bir mutluluğu nasip etmedi. O yüzden de bir anne olarak ne hissettiğinizi anlayamam. Ama bir kadın olarak sizin beni anlamanızı beklerdim. Kerim'den bile çok sizden beklerdim bunu. Onurlu bir kadın olup evliliğime saygı duymanızı beklerdim. Yazık. Oyuncakları yerleştirdim odaya. Tam istediğin gibi. Kışan. Sigortam.
Nasıl? Olmuş mu komiserim? Olmuş. Çok güzel olmuş. Aynı Ayşegül'ün odası gibi. Oğlum her şeyi pembe almışsın. Oğlan çocuğu bu. Komiserim ne yapayım? Sen öyle son anda söyleyince ben de benim yeğenden kalma ne varsa getirdim işte. E senin yeğeni oğlan değil miydi? Öyle anlatıyordun. Evet oğlan komiserim. Bir görsen pek sevimli kerata. Büyünce onu polis yapacağım inşallah hayırlısıyla. Hoş o asker olmak istiyormuş öyle diyor ama bakalım. Eyvahlar olsun Cevat. Nasıl komiserim? Askere diyorum almazlarsa senin yeğeni sakın şaşırma. Gel. Mustafa Şengül'ün vurduğu adamdan çıkan kurşun bu komiserim. Emin misin? Eminim. Hatta siz kafanıza takınca ben gidip kendim aldım sabah morgdan. Aynı kalibre değil bunlar. Adamı öldüren kurşun Mustafa'nın silahından çıkmamış. Kim vurdu o halde? Belki attı silahı. Abi! Nereye yanım destursuz? Çık dışarı sen. Niye geldin sen buraya? Ben sana demedim Mustafa'yı göremezsin diye. Abi, gönderme cezaevine. Kurban olayım. Ben yapmadım diyor. Ya diyor da bir tanığı var mı? Ben vurmadım diyor. Buraya gelen herkes ben vurmadım diyor zaten. Mustafa'm yalan söylemez. Ya senin iyi niyetinle olmaz bu iş. Yüzü kapalı bir adam vurdu diyor Mustafa. Bir göreni, bir şahidi var mı? Abi ben varım. Ben gördüm. Ayhan. Ayhan'dı komiserim. Yemin ederim kendi gözlerimle gördüm. Kaçarak gitti gördüm gardan. Ayhan'ı mı gördün? Emin misin? Yemin billahi eminim komiserim. Yani niye öldürür Salih'i bilmiyorum ama. Zeliha. Zeliha için. Ayhan'ın fotoğrafını bul hemen. Mustafa'yı da sorgu odasına al. Ben söylemeden savcıya teslim edilmesin, tamam mı? Peki komiserim. Bekle beni burada. Gel otur. Baştan anlat bakalım şu herifi bana. Vallahi yüzü kapalıydı ama